Dünya Kupası statlarından birinde oynanacak bu Stat arada. değişik. Çok enteresan. Bir de dönüşü tabii çok ciddi kurallar içerisinde gidip dönülmeni. Bugün ben az önce okudum sosyal medyada. Bordo'da 21 oyuncu COVID. Evet. Yani herhalde Bu arada inanılmaz zor bir prosedürü var yolculuk içinde. kesinlikle herhalde o sıkı tedbirler var diye biliyorum. İşte bugün Türkiye Ligi'nde zirve oynayan takımlardan, çünkü omikron vakası hızlı yayılıyor, varyant hızlı yayılıyor. Yani şampiyonluk yarışında takımlardan bir tanesi de 10 tane, Sizi Katar'a evet, şimdilik bu şekilde 10 tane götürmüş COVID olalım. olsa, 10 tane COVID olsa sıkıntı yaşanır tabii ki. Ne stadın adı? Ahmet Bin Ahmet Ali Bin Ali Stadyumu. Stadyumu. El Rehan Çok Doha. güzel bir stat. Bakar mısın? Tabii işte Dünya Kupası oynanacak statlardan Evet. biri. Evet. O anlamda da aslında bir Bu açılış olacak. bizim için tabii ki önemli, ama onlar için de hem provalar niteliğinde Tabii. geçiyor bu tür maçlar. Tabii ki. Zeki Uzundurukhan, siz ne dersiniz? Nasıl geçirdi Beşiktaş ilk yarıya? Şimdi bu kupa Çok kötü geçirdi. mücadelesinde alınacak sonuç bir şeyleri değiştirir mi? Önder Yani Hoca ile devam edilir Önder mi? Hoca ile ben devam edileceğini düşünmüyorum. Evet, tribünle bir bağ oldu. Altyapı hocası çok cüzi miktarda maaşla çalışıyor. İşte burada finali kazanırsa kendisine Beşiktaş yönetiminin bir otomobil hediye edeceği söyleniyordu. Ödül olarak. Sonuç zaten hak etti. Zaten olması gereken, yani şu anda da hocada olması gerekir. Maalesef altyapıda, sadece Beşiktaş'ta değil, altyapılara çok fazla yatırım yapılmıyor. Ben Futbol Federasyonu'na sesleniyorum ya. Şu altyapı hocalarına, altyapıdaki oyunculara, kulüplere değil, oraya direkt parayı aktarın. Kulüpler dokunamasın bu paraya. Oralar ancak öyle gelişir. Ya yani hoca da maddi sıkıntı yaşamasın, orada oynayan oyuncular da sıkıntı yaşamasın, ama öyle değil yani. Makas o kadar açık ki. Yukarıda müthiş paralar kazanılıyor. Altyapıda işte asgari ücret ya da ne bileyim hocası bile düzenli bir şekilde maaşını alamıyor. Düşün yani, o derece. Sadece Beşiktaş demiyorum, yanlış anlamayın. Bütün takımlarda böyle sıkıntılar yaşanıyor. Ha, yani Türkiye dışında oynanması yani benim için zaten belliydi. Bir yıldır konuşulan bir şeydi. Geçen Evet, sezon da tabii. evet Böyle bir gündemdeydi ama o planlama zaman yapıldı. pandemi Evet. nedeniyle seyahat Tabii. neredeyse Yani imkansızdı. Futbol Federasyonu'na saygı duyuyorum. Kulüpler de yani normal karşıladılar. Niye Türkiye'de demediler? Güzel olacak. Yani hem bu stadın tanıtım için de önemli. Bizim oraya gitmemiz de önemli. Yani Önder Hoca ile dediğim gibi, hani oyuncular Sergen Hoca zamanında, son döneminde Sergen Hoca gitsin der gibi oynayan oyuncular vardı. Mesela Rozier'i buna katabilirim. Borussia Dortmund maçında yenilen 3. golde rakibinin ayağına müdahale etmiyor, topun önünden çekiliyor. Yani seyrediyor olayı. Ben orada o zaman art niyet ararım. Yani Rozier kalitesindeki bir oyuncu, ki Beşiktaş büyük meblağlar bağlamış, sana yatırım yapmış, orada topun önünden çekiliyorsun. Bakıyorsun, garip bir durum vardı. Yani Sergen Hoca'nın gitmesi için gayret gösteren, adeta gayret gösteren oyuncular vardı. Ben affedemiyorum. Sergen Yalçın çok değerli bir hoca. Bir milli takım gördükten sonra Beşiktaş'a tekrar geleceğini düşünüyorum. Yazık ettiler hocaya. Önder Hoca tamam değerlidir de, bir geçiş hocası olarak görüyorum Önder Hoca'yı. Şu anda hoca arayışları da sürüyor Beşiktaş'ta. Görüşülen hocalar da var. Niko Kovac'la görüşüldüğü söyleniyor Beşiktaş'ın. 1,5 yıllık bir teklif sunduğu söyleniyor. Karşı tarafın bir hafta süre istediği iddia ediliyor. Yani hocalarla ilgili, yani Şenol Hoca konusu var. Şenol Hoca tabii maliyetli bir hoca, ekibiyle gelecek. Hani orada tabii ki şimdi bir taraftan transfer, işte Larin'in yerine düşünülen oyuncu var. Larin Ocak ayında da gidebilir. Bir türlü anlaşmıyor. 2,5 milyon eurodan Serdar Bey, Nuh, yani oradan asla ödün vermediler. Beşiktaş 2 milyon euroya kadar çıktı. Ya Ocak ayında gider ya sezon sonunda gider. Onun yerine de düşünülen oyuncu varmış. Rapid Wien'de oynayan sol bek Marco Gürül diye bir oyuncu. O da 33 maçta oynamış. 11 gol atmış, 6 asisti varmış şu ana kadar. 23 yaşında sol açık oyuncu. Yani Beşiktaş alternatifini hazırlamış, ama Larin konusundaki belirsizlik de hem teknik heyeti hem yönetimi artık ya gitsin ya kalsın, bunalttı yani. Larin sorunu, biz gazetecileri de bunalttı. Her gün Larin'le ilgili bir haber çıkıyor.
Kalacak mı, gidecek mi? Bıktık yani. Larin kardeşim. Ya şu menajerini bir Larin kenara çek. Larin ve Vida. Ben yanına da bir ekleme Vida gitsin yapayım. Zaten. Vida'nın performansını hiç beğenmiyorum. Bu sene çok kötü. Çok hatalı maçlar yüzünden Beşiktaş'a çok goller yedirdi. Ama Larin iyi bir oyuncu. Kenar oyuncusu olmasına rağmen çok skor üretiyor. Arka direkte de çok etkili. Sol kanatta çok başarılı. Beşiktaş'ta kalması hem Larin'in menfaatine hem Beşiktaş'ın menfaatine ama yani 2,5 milyon euro değil de 2 milyon euroya şu işi bağla artık ya. Larin menajerin 3 kuruş daha fazla para alacak diye menajerine bu kadar bırakma bu işi. Beşiktaş'ta kalman senin yararın olur yoksa kaybolup gidersin. Ama işte dediğim gibi oraya da bir transfer düşünülebilir. Ama Beşiktaş'ın ben hala hoca aradığını düşünüyorum. Hem yabancı hoca hem Şenol Hoca ile ilgili onu ikna etmeye çalışıyorlardır. Ben acaba bu kupada alınacak kupa maçından sonuç... sonra tabii. Aynen. Kalırsa yani kupa alınırsa hoca haklı olarak bir kredi kazanacak. Ya sezonu tamamlarlar. Öyle görünüyor. Hoca da hak etmiş olur. Ama kaybedilirse de Beşiktaş taraftarı da yavaş yavaş hani zirvenin uzağında kalmışsın. Bir hoca isteyebilirler. Serdar? Böyle düşünüyorum. Vallahi benim için Beşiktaş'ta hocanın kim olacağı hiç önemli değil. Benim için Beşiktaş yönetiminin hayata geçirmek istediği proje çok daha önemli. Bu projeyi taşıyabilecek hoca adayları dünyada var. Ama bu adayların çokluğu yaz döneminde daha fazla tabii ki. Niye? İşte sezonlar bitiyor. Bazı hocalar boşa çıkıyor. Tabii. Bazıların kontratı bitiyor falan. O zaman daha seçeneğiniz fazla. Ama şu an için seçenek az ve Önder Hoca da bu performansını Beşiktaş yönetimine bu konuda zaman kazandırıyor. Önemli olan bu. Bana zaman kazandırsın. Bana zaman kazandırırken işler çok iyi giderse belki durum değişebilir, belki tablo değişebilir. Ama bu saatten sonra Önder Hoca yeni yapılanmanın içerisinde olur. Yani sistemin içerisinde olur. Bunu defalarda söylüyordum. Çünkü burada Öner Hoca'nın önemli bir görevi var. U19. Birçok Avrupa kulübünde, özellikle Premier Lig kulüplerinde bu sistem var. Bir hoca vardır. Hem A takım idmanlarına çıkar, hem öz kaynak düzenindeki idmanlara çıkar. Oranın koordinasyonunu sağlar. Aynı zamanda o kulübün kiraladığı oyuncuları da takip eder. Scout'un içerisinde yer alır falan filan. Birçok yerde yer alır. Bir nevi esas hocanın yardımcı antrenörlerinden biridir. Yani kulübede oturunca kıdemlilik olmuyor. Bazen bazı yardımcılar vardır. Çok farklı alanlarda gözükmez ama çok büyük kahramanlardır. Çok iyi bir ikinci adam olmak başarısızlık değildir aslında. Değil tabii ki. Ben size bir örnek vereyim. Fransa milli takım hocası Deschamps. Bana göre orada hoca G hoca. Arkasındaki yardımcısı. Fransa milli takımının futbol aklı. Fransa futbolunun futbol akıllarından biri. Hı hı. Ama Deschamps ismi daha bir medyatik isim. Daha bir oyuncu üzerinde etki yaratabilecek bir isim. Dünya Kupası görmüş bir adamdan bahsediyoruz. Ama öbürü korkunç futbol aklı olan bir adam. Yani hem Afrikalı, Afrika kökenli genç oyuncuları çok yakından takip eden hem de taktik, sistem konusunda çok deneyimli bir adamdan bahsediyoruz. Burada da Türkiye'de de böyle yapılanmalar artık olmalı. Arka plandaki şimdi Fatih Terim'in yardımcı antrenörlerinden bahsediyoruz ya. Hı hı. Kesinlikle çok donanımlı antrenörler olması gerekiyor. Ben orada bugüne kadar yanında görev almış isimlerin hepsine çok değer veriyorum. Ama bence antrenörlük yaparak gelmek daha önemli.